Başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi hükümeti kurmakla aşılmasında başlamayı ve dün Cumhurbaşkanı Bera tarafından atanmasından sonra programını meclis kubbesi altında oy vermek üzere meclise sunmayı hedefliyor. Tahrir meydanı ve yaklaşımları reformların adımlarının tamamlanmasını isteyen barışçı bir gösteriye tanıklık etti. Ordu Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Osman El Ganim'i Irak'taki NATO temsilciliği Başkanı ile bir dizi önemli noktayı, özellikle NATO'nun son dönemdeki çalışmalarının yeniden değerlendirilmesini içeren konuları el aldı. <laughs> Diyar Eylül'üne bağlı Karatepe Kasabası halkı asfaltlama çalışmaları gibi hizmet projelerinin var olması ve devam etmesine rağmen kasabada herhangi bir hastanenin bulunmamasından dolayı şikayet ediyorlar. Çin'in Wuhan şehrindeki bir grup lisans öğrenci tıpkı yabancı ülke vatandaşlarının en geri kalanı gibi kendilerinin de bir an önce tahliye edilmelerini çağırdılar. <laughs> Suriye ordusu birlikleri dört bombalı araçla yapılan bir terör saldırısına karşılık vererek geri püskürttü. Pigman Ödü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Süresi sonra Eren Başbakan Adil Abdülmehdi ve yeni atanan Başbakan Muhammed Tevfik Alavi, hükümet eyleminin sürekliğini ve sorunsuz akışını sağlamak için geçici dönemde işbirliği ve istişareye devam etmeyi kabul etti. Abdülmehdi Allavi ile yaptığı görüşme sırasında yeni hükümetin kurulması sırasında dam desteğini ve güçlü lasmanlı sağlamak, iç ve dış tamal yükümlülüklerini yirmeyi durdurmakta da dahil olmak üzere anayasal ve demokratik mekanizmalara uygun olarak barışçıl iktidar alışverişini teşvik etmek için tam işbirliğini onayladı. Başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi hükümeti kurmak aşamasında başlamayı ve dün Cumhurbaşkanı Beram Salih tarafından atanmasından sonra programını meclisi kubbesi altında oy vermek üzere meclise sunmayı hedefliyor. Yeni atanan başbakanın hükümet kabinesinin yapısını anayasaya göre 30 günden fazla bir süre içerisinde sunması beklenirken yerel, Arap ve uluslararası siyasi çevreler geçici hükümete başkanlık etmek üzere atama hareketini memnuniyetle karşıladılar. Muhammed Tevfik Allavi'nin başkanlığında Irak Türkmen İnsan Birliği Bağdat'taki merkez ofisinde acil bir toplantı düzenledi. Toplantı sırasında kurulan yeni hükümete Türk rolleri dile getirildi. Muhammed Tevfik Allavi'nin başkanlığında Irak Türkmen İslam Birliği Bağdat'taki merkez ofisinde acil bir toplantı düzenledi. Toplantı sırasında kurulan yeni hükümette Türkmenlerin rolleri dile getirildi. Irak Türkmenleri İslami Birliği Genel Sekreteri Kasım Muhammed Cafer Beyatlı toplantı hakkında yaptığı açıklamada Irak Türkmenleri İslami Birliği'nin düzenlediği toplantıda Adil Abdülmehdi hükümetinin ardından Muhammed Tevfik Allavi yeni hükümeti kurma görevi konuşuldu dedi. Allavi hükümetinin siyasi krizin üstesinden gelmek için önemli olduğunu vurguladı ve Irak Türkmen İslami birliği yeni hükümetin kurulmasından yana olduğunu belirtti. Amaç ülkeye istikrarın ve huzurun getirilmesidir. Başkent Bağdat'ta gösterilerin sonlanması ve vatandaşların hayatlarına barış ve güven içinde devam etmesidir. Özellikle üniversiteler ve devlet kurumlarının işlerine engel olacak tüm sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Aynı zamanda terör olayları nedeniyle bölgelerini terk eden göçlerin yerlerini dönmek için çalışmalarda toplantıda dile getirildi. Türk Uludu Televizyonu'nda yayınlanan Günzan programında çarpıcı açıklamalarda bulunan siyaset aktivist Mehmet Gökkaya, Başbakan Mahmet Allabi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün eee ki yeni teklif yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifi eee Sayın eee Mühendis Mahalla'nın teklifi bu mücerrer bir kimse yani askerden lisansiyer ortada bir şey doğar. El müzerreb la yani. <laughs> Bu e, Sayın Mehmet Tofik Allavi müzerreb bir kimselerden biridir. Yani iki defa, iki kabinede e, iletişim İletişim Bakanlığı'nı üstlenipti. İkisinde de istifade eden bir şahıstı yani. ikisinde <laughs> de çözüm getirebilmeyen, hükümette aynı siyasi partilerden anlaşabilmeyen, üstüne baskılar devam ettiği neticede istifa veren bir şahıstı. <laughs> Aksi takdirde bugün e, Irak'taki durum, geçen daha tehlikeli, daha kızgın bir e, noktadayken aynı bir şahsı getirip öne sürmekte ben çok büyük bir yanlışlığıydı. Acaba bir siyasi başbakan yanındaki bağımsız bakanlar iyi mi? Irak için yani ya da göstericiler razı eder. <laughs> yahut bağımsız bir başbakan gelsin fakat bütün bakanlar siyasi olsun. <laughs> Çünkü iste iste şimdi yani, şimdiki mesela gösteriler dört aylı devam eder. Bu Irak'ın İyə getməğinin ilk mərhələsidir. Yəni biz 2003-dən bəri tamam başqa bölgələrdə çıxdı. Məsələn, Anbarda, Muslubda, Tikritdə, çarşudada zaman-zaman çıxdı. Güzəy İraqda da çıxdı öz yönətlərinə qarşı. Faqat bir bir gün yəni bu dörd ailə İraq olaraq bir mitinq, bir eylem çıxmamışdı. Bir icrafədir bu. İstər bu gün nəticə gətirməsə ki belə, kimən düşünürəm yəni təvfikə Allahu, yəni ölkəmizdəki hökumət Hər nə qədər, eee, zəif və pasif olsa, keçən hökumətlərdən biraz daha yaxşı olur. Nə no <laughs> anlamda deyirəm? İş yapacağını anlamlı demirəm. Faqat, eee, vətəndaşların, səhih olan vətəndaşların həssasiyyətlərinə qonudadır. İşdə i̇şte yolsuzluq var, e, e, ki, ki, yani, mutlaka, ki, mesela, e, bir zəxət var üzərinə ondan görə mücadilə etsin. Mütləq o birsərlə, məsələn, bir fəsad olursa da bilə, o qədər həcmdə olmayacaq. <laughs> Tahrir Meydanı ve yaklaşımları reformlar adımlarının tamamlanmasını isteyen Barış bir gösteriye tanıklık etti. Yüzlerce vatandaş barıştır yürüyüşlerle Bağdat'ın ortasındaki meydanlara akın etti. Siyasi sistemde reform ve kamu parasını boşa harcayanların kavuşturulması için çağrıda bulunan sloganları yükseltti. Protestocuların Muhammed Tevfik Alavi'nin hükümete başkanlık etmesini protest etmek için ana caddelerde lastik yaktıktan sonra Divaniye, Necef, Babil ve Müsenna hükümetleri arasındaki yolları engellediğini bildirdi. Buna göre bir dizi protestocu Necef'teki bir dizi ana yol ve şubeh yolunu kapattı ve valilik Kerbela, Babil ve Kufay bağlayan yolu kesti. Ayrıca gruplar İmam Ali, Sadri, Kuzey Garajı ve valilikteki bir dizi tünelin köprülerini de kesti ve hizmet, sağlık ve gümalik harici devletin tüm bölümlerini tamamen kapattı. Türkman Uydu Televizyonu ekibi yaptığı röportajda milletvekili Ahmet Haydar önemli açıklamalarda bulundu. Haydar Kerkü konusunda milletvekiller anlaştık. Bugünlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Biz arayemize görüştük. Milletvekilleri, Türkman milletvekilleri. Bir barınama üzerine ittifak ettik. Bu, bu fatih ekibi Kerkük'teyiz. Bunu kullanarak meclis muhafaza bir ziyareti yaptık. Bizde var adavat rikabiyye, meclis muhafızlarının adavat rikabiyyesi var. Bunlar mevcutla kalıp da tabi e, ama ağzı halloldu. İttifak yaptık. Sürekli bunlarla mutabahada kalalım. Bir aile olsun. O aileye göre çabalıyız. E, meşari neşkil sarfı oldu 2019'un malı. E, Hesabatları, arka lafı neler durup ne kimlik olmadı. Bunların bir bir gözen geçirmek ittifak ettik. və məhəssə ki Kərkütə var. Doğrusu ki biz bunu bir tərəf etmesək ara yerimizdə Kəb gün parlamentlər bu xilafatı buniza atib is. Bundan öncə Kərkütə çox boşluqlar oldu məcisməhafıda. Bir cəhə müqataə edərdi, o bir cəhə müqataə edərdi. Məncə görürəm bu nəfəs var. Yəni millətçilərində bu bə gün o təşənnücə də hə az, xilafətlə bə qədər az. Edə bilə gəriyə ittifaq qadağan. e, gerçek bir şekilde mütabele bu davaların işini, hedematını. Ha ara yerimizde hilafet siyasi olabilir, mücadeleler ihtilaf edebilir. Bes, hedemet meselesinde bence Kerkük hapsi mantıkları, ağla mantıkları, mutalat, hapsi var. Ve hapsımızın evlaviyatımızı hizmet ulaştırmak ve iyi bir nevayet hizmet ulaştırmak. Bence bunda geri hilaf olmasın. Yani biz bunlar tabii indi kimin değiller, değilen şeylerdi. Ee, biz tekrar istedik. 2019'un meşahı neşkil dağıldı ve şekilde tevzi parası.

Bakanlar Kurulu'nun Genel Sekreteri Hamit Elizi, Federal Almanya Büyükelçisi, Irak'a destek ve bağışçı ülkelerin elçileri, Ünami misyonunun temsilcileri ve İmar Fonu'nun başkanının öncülüğünde geniş çapta toplantı düzenlendi. Toplantıya Kerkük, Diyale, Selahattin valileri başta olmak üzere Maliye, Göç ve Planlama Bakanlıklarından bir heyet ve bu üç bölgeden temsilciler hazır bulundu. Elizi toplantı sırasında yaptığı açıklamada ülkenin yaşanan istikrarlı durum güvenliğinin bakımından büyük başarı elde ettiğini belirledi. Aynı zamanda birçok bölgenin terör örgütünden kurtulması ve örgütten temizlenen bölgelere göçmenlerin geri dönülmesi için yeni planlara değindi. Ayrıca Irak hükümetinin diplomatik misyonları ve organizasyonlarını korumakla hükümlü olduğunu ve böylece istikrarı geri kazanmasını, çabalarının başarısına da katkıda bulunduğunu vurguladı. Kerkük Valisi Hakan Seyit Acuburi ise Kerkük'te güvenlik operasyonları yapılmaya devam etmektedir ve bunun sonucunda Kerkük'ün çevre onlarca köy ve kasabaları örgüt kalıntılarından temizlenmesinin ardından sakinlerinin %70'i bölgelerine geri döndü. Ve biz bir yerel hükmet olarak bu konuda uluslararası örgütlerin desteklerini istiyoruz dedi. Ordu Genel Kurmay Başkanı Kor General Osman Ergani NATO temsilciliği başkanı ile bir dizi önemli noktayı özellikle NATO'nun son dönemdeki çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi ve bir sonraki aşamada faaliyetlerini bir danışma eğitimi misyonu olarak genişletilmeyi içeren bir reform üzerinde anlaştık. İki taraf önceki dönemde iki taraf arasında gerçekleşen ve Irak'ta NATO'nun çalışmalarını organize etmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan ve her türlü ordunun yeteneklerini geliştirmek için birlikte çalışmanın önemini vurgulayan bir dizi yoğun toplantıya tartıştı. Çin'in Wuhan şehrindeki bir grup vatandaş, öğrenci tıpkı yabancı ülke vatandaşlarının engeli kalanı gibi kendilerinin de bir an önce tahliye edilmelerini çağırdılar. Aran, Pekin Büyükelçiliği'nin virüs daha fazla yayıldıkça tahliye sürecini iptal etmelerinden dolayı kendilerini bilinmeyen dadrosu bilinmeye terk etmelerine çağırdı. Çin Cumhurbaşkanı bugün Wuhan'daki Hoşanan Hastanesi'nde korona hastalarını tedavi etmek için 1400 doktor ve silahlı kuvvetlerin hemşirelerinin görevlendirilmesini emretti. Cumhurbaşkanı görevini sürdürmesi ve yeni korona salgılığıyla mücadeleye katkıda bulunma sorumluluğunu üstlenmesi için orduyu görevlendirdi. Sağlık kuvvetler salgını önlemek ve kontrol altına almak için hızlı ortak bir mekanizma başlattı. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerinin çoğunun bir hafta içinde yeni koronavirüsünü tespit etmek için donanıma sahip olacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisi Örgütü'nün bölgede korona virüsünü tespit etmek için hazır 4 laboratuvar görevlendirdiğini belirtti. Virüsle yüzleşmek için ek önlemlerin alınmasına gerek olmadığını ve daha önce Dünya Sağlık Örgütü Çin'de bir pandemi olarak ortaya çıkan yeni korona virüsünü sınıflandırdı ve uluslararası boyutta sağlık acil durumu ilan etti. Sevgili seyirciler koronavirüsü salgınında ölenlerin sayısı 361'e yükseldi. Vaka sayısı ise 17.238'e yükseldi. Uzmanlara göre normal gripin iki katı hızda yayınlanan virüs için aşının geliştirilmesi bir yılı bulacak. Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e çıktı. Vaka sayısı 17.238'e yükseldi. Uzmanlara göre normal gripin iki katı hızda yayılan virüs için aşının geliştirilmesi bir yıl bulacak. Dünya koronavirüs tedbirleri artarken hastalığın küresel salgın haline gelebileceği belirtiliyor. New York Times'ın uzmanlara dayanarak hazırladığı habere göre virüs 2 metre öteye erişebiliyor ve bilinen gripin iki katı yayılıyor hızına sahip. Ölümcük oranı düşük, ancak özellikle Çin'de virüsü taşıyıp hafif semptomlar nedeniyle hastaneye gitmediği için tespit edilmeyenler nedeniyle enfekte kişi sayısı resmi rakamların çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Aşı için ise en az bir yıl ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. İki günde 14 bin insana bulaştı. Her beş korona 5 koronavirüslü 2.5 kişiye bulaştırılırken normal gribe sahip her 5 kişi 1.3 kişiye bulaştırabiliyor. Koronavirüs ilk gününde 5 beş kişi, 5. gününde ise 368 kişiye bulaşmış oluyor. Uzmanlar 2003'teki SARS'ın 8 bin olan en fazla bulaşma rakamına 60 günde ulaştığını, Wuhan tipi koronavirüsü ise 2 günde 14 bin insana bulaştığını belirtiyorlar. Bu yüksek bulaşıcılık oranına karşın ölüm oranında %3'ün altındaki seviyesiyle normal gribin biraz üzerinde domuz gribi ile neredeyse aynı. Ancak uzmanlar şimdiye kadar yalnızca ateş, nefes almadan, güçlük ve öksürük gibi ağır semptomlar taşıyanların doktora başvurduğunu ve durumun daha hafif olup doktora gitmeyenler nedeniyle vaka sayısı buna bağlı ölümlerin artabileceği endişesi taşıyor. Suriye ordusu birlikleri 4 bombalı araçla yapılan bir terör saldırısına karşılık verdi. Ordu Halep'in batısındaki Ezzaharem mahallesinde daha doğrusu mahallesinin eteklerindeki hedeflerine ulaşmadan onları yok etmeyi başardı. Sağ kaynaklar ordu birliklerinin terörist gruplar tarafından büyük bir saldırı püskürtüğünü doğruladı. Güneydoğu İllip kırsalında Sarakip şehrinin güneyinde Mardipsa kasabası ve çevresinin Suriye ordusu birlikleri tarafından taranması sırasında en büyük ve en kuvvetli takviye edilmiş terörist karakollarından ve ekipmanlarından bir yer altında olduğunu imha edildiğini belirtti. Sağ kaynakları Mardipsa kasabası çevresinin taranması sırasında ordu birliklerinin Nazartin ana karargahlarından birini kayalık bir uçurumda olduğunu söyledi. Türk ordusu Suriye topraklarına büyük askeri takviyeler gönderdi. Sağ kaynakları askeri konvoyların İskenderon-Tugay'ı sınırındaki Kafir, Hulusi'nin geçişinden girdiğini belirtti. Suriye topraklarına giren tanklardan, askeri gemilerinden ve zırhlı araçlardan kamyon ve askeri araç sayısının 195'e yükseldiğini ve İdlib, Halep'e doğru ilerlediğini belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı bugün Suudi Arabistan'ın Cidde'deki genel merkezinde üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde örgütün 100 yıl anlaşması üzerindeki konumunu görüşmek üzere acil bir toplantı düzenliyor. Örgüt acil durum toplantısını örgütün daha üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacağını belirtti. Örgütün Filistin halkının mücadelesinde ilkeli konumunu ve desteğini vurgulayarak Doğu Kutusu ile başkent olarak bağımsız ve egemen bir devletin kurulması dahil olmak üzere meşru hakların geri kazanmasını sağlamaya amaçlıyor. Tahran ve Ankara İslam dünyasına karşı devletlerini Filistinliler ve İsrail'ler arasında uzlaşma planına karşı çıkmasının gerekliliğini doğruladılar. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Türkiye Dışişleri Bakanı arasında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında bölgedeki son gelişmeler özellikle Filistin sorunu ve yüzyılın anlaşması meselesini el aldı. İki bakan İslam dünyasının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından sunulan bilana göre Filistin satışına şiddetle karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'lere Filistinler arasında iki tarafın uzlaşma sağlamadığını hiçbir anlaşmanın başarılı olmayacağını söyledi. Avrupa Birliği Dışişler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrailliler ile Filistinler arasında iki tarafın uzlaşma sağlanmadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olmayacağını söyledi. Ürdün Devlet Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre İçkent Amman'da bir ziyaret gerçekleştiren Borel, Dışişler Bakanı Eymen Sefadi ile bir araya geldi. Borel görüşmede, İsrailliler ile Filistinler arasında iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olmayacaktır, dedi. Borel, Sefadi ile görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi. Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Ürdün ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ve işbirliği bu işbirliğinin geliştirme yol ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği'nin Ürdün'e çeşitli olanlarda verdiği destekten övgüyle söz eden Kral Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin değişmez tutumuna vurgu yaparak iki devletin çözüm temelinde Filistin, İsrail çalışmasına son ermesi gerektiğini kaydetti. Bu konuda Avrupa Birliği'nin oynadığı rolün önemine dikkat çeken Kral Abdullah, bölgedeki krizler siyasi çözüm bulunması konusunda çabaların artması, gerektiğini belirtti. Borel de Ördün'ün bölge istikrarı için oynadığı rolün önemine işaret etti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel bugün Ürdün'e gelmişti. Amerika Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump 28 Ocak Salı günü İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu Barış Planı'nın kamuoyuna açıklamıştı. Sözde Barış Planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini söylenen Trump, planın bağlantısını bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinler için son şart olduğunu iddia etmişti. Trump'ın sözcüsü Dimitri Peskov Amerika karşı Devletleri'nin söz ortadoğu barış planının bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyuşmadığını kaydetti. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın anlaşması olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. BMGK'nın Filistin-İsrail meselesine ilişkin kararları olduğuna dikkat çeken Peskov, planın bazı maddeleri BMGK'nın kararıyla tam olarak uyuşmuyor ifadesinde bulundu. Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini vurgulayan Peskov, Filistin'in ve Filistin'i destekleyen bazı Arap ülkelerinin tepkisine görüyoruz. Elbette bu planın uygulanabilirliği düşünülüyor ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, daha önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceği belirten Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Orta Doğu'daki gerilimleri hafifletmek için bu hafta Tahran'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Avrupa Birliği Buralı'nın Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Rohani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile bir araya geleceğini ifade etti. Buralı'nın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarından gerginliği azaltmak ve mevcut krize siyasi çözümler bulma fırsatlarını aramak için bölgedeki ortaklarla diplomatik bir diyaloğa katılma yetkisi olduğunu da ekledi. İran Atom Enerjisi Örgütü Başkan Yardımcısı Ali Azgar Zaran, Arak nükleer reaktör üretiminin şu anda yılda 20 ton ağır suya ulaştığını belirtti. Zaran, Arak nükleer kompleksinin üretiminin yılda 7 ton olduğunu ve daha sonra 16 tona yükseldiğini, şimdi yeni mat eleman yapılan çabalar ve tasarım alanında yapılan hazırlıklar ışığında 20 tona ulaştığını belirtti. İran Meclisi Milletvekili Seyyid Abdülfazıl Musevi ekonomik yaptırımlara bağlı olarak ülkede uçak filos yaşının yükselmesi ve yedek parçaların tedarik edilmemesi nedeniyle ülkede uçak kazalarında artış gözlendiğini söyledi. İran Meclisi Yezd Milletvekili Seyit Abdülfazıl Musevi ekonomik yaptırımlara bağlı olarak ülkede uçak filo yaşının yükselmesi ve yedek parçaların tedarik edilmemesi nedeniyle ülkede uçak kazalarında artış gözlendiğini söyledi. İran Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Yezd Milletvekili ve Bayındırılı Komisyon Başkanı Yardımcısı Seyyid Ebul Musevi, ekonomik yaptırımlar nedeniyle yolcu uçağı filozunun yaşlanması ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar uçak kazalarının artmasına neden oluyor dedi. İran'da uçak yaşının girmiş olduğuna dikkat çeken Musevi, yedek parçaların temininin engellenmesi nedeniyle uluslararası topluluklara gerekli şikayet ve başvurularda bulunacaklarını belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukraynaları için İran'ın teklif ettiği tazminatın çok düşük olduğunu ve kendilerinin daha fazla tazminat için baskı uçaklarını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukraynalılar için İran'ın teklif ettiği tazminatın çok düşük olduğunu ve kendilerinin daha fazla tazminat için baskı uygulayacaklarını söyledi. Zelenski yaptığı açıklamada uçağın düşmesinin ardından İran'ın hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 80 bin dolar tazminat teklif ettiğini fakat Ukrayna'nın bu miktarı çok düşük bulduğunu ve daha fazlasını talep edeceğini ifade etti. Zelenski ayrıca uçağın düşürülmesinin hemen ardından İran'a giden Ukraynalı uzmanların burada İran'ın uçağın kara kutusunu gerektiği şekilde deşifre edecek teknik imkanlara sahip olmadıklarını gördüklerini ifade etti. İran'ın Ukraynalı yetkililerle kara kutuyu İran'da deşifre etmeyi teklif edebileceğini fakat Ukrayna'nın bu seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği ülkelerinden ülkelerine gelen mallara tüm gümrük vergilerini koymayı hazırlanıyor. Medya kaynakları Johnson'un önümüzdeki ticari müzakereler sırasında birlik üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla önümüzdeki yıldan itibaren bu malları tam olarak kontrol etmek istediğini belirtti. Londra'nın güneyindeki Street Ham'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü olayın terörle bağlantılı olduğu sanılıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu. Olay terörle bağlantılı ilan edildi. Londra polisinden yapılan açıklamada bir kişi silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor. Olay terör bağlantılı ilan edildi ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntüde cesetin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi. Öte yandan Başbakan Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polisin terör bağlantılı ilan ettiği Street Ham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim yaralılar ve etkilenenlerle ifadelerini kullandı. Diyar bağlı Karatepe kasabası halka asfaltlama çalışmaları gibi hizmet projelerine var olması ve devam etmesine rağmen kasabada herhangi bir, bir hastane bulunmamasından dolayı şikayetlerini dile getirdiler. 50 bin kişiden fazla ilçede hastanansız yaşıyorlar. Diyar bağlı Karatepe kasabasında vatandaşlar hastalıktan şikayette bulundular ve hastahane olmağını onu gerektir şöyle dile getirdiler. Hem Müsteşfemiz vardı. Ee, hiç bir kademet yoktu Karatepe'de. İndeki bir kademet yoktu. Bu şehre de edip bizim şehre siz işlerdiler gün, üç gün anladılar bizi. Bu öz hükümetin bizim için emlakımız şeyimizdi bu. Öz hukukumuzdu bu. Hapsat hukuktu bu öz şehre. Kardeşler, bakın bu oğluma. Benim Mənim mişim karmı yoxdur. Oğlan bax ağzı qabığı tökürü. Hasım isə şöyə parramızın. Vallahi oğluda fotriyat var bilməmənə. Əgəsən, əgə də dərcüla ilac gətir bələc gətirmiş sözün. Paransan gətir sözün. Bəs bu bir. Bax oğlumun halına. Yəllə. Gəl bəx olsun halına. Bax hüqumat intisafatna. Aləmə qoyna yə şaş nəçə? Nəçə aləmin haqiqətisi? Yəllə, gəəsə məstəşfəyə. Gəcəisə laytəm dərmanı xətərməmçi. Uladam oldu benim meni verir kanıkına o geri yere ne sebep nerede? Öz mantakamız içti. Eki öz mantakamız öz mantakamızda sırhat mı zalay? Her dalağın sırhatı. Beni beni kanıkında sır şarıgda yatırsın. Ne iş baba? Ben mantaka kahyam Irakiyem ben. Ya amcan, kabiliyet sen şarıgda yatırım. Vallahi sen köyde mi seçme var? Sırf bir mi seçme? Nabamı, ulad o sözünde, ilacı o sözünde. Karatepe'de sadece sağlık küçük merkezi oluşundan dolayı az bir durumda Dermen götürüyorlar. Karatepe ilçesine Nahiye Müdürü Vesfet Timimi bu konuyla ilişkin şöyle mikrofonumuzu açıkladı. Mustafa Sof Sahin'in de e, tecihizatı mahduttu. Yani o, o 50 bin muatını var şeyi vardı o bu arasına. O, o rakam dairken ettiğin kitap, o mutala ettiğin, müdür amyana getirin çok işler vardı sarf etti bizim için, bazen fazla etti bizim için. برميل غاز وكي كي برميل وش برميل تخصيت مش لا يتغازم بيش برميل فقدر إمكاني يرد الغازم إن المستوصفة بس بس ده إن شاء الله بو مستشفى بو عجلة حفتة باش الله يبقى عند ترتيب دي الله يعني كامل الشركة قاعدة تسلم يتوزن يا بسوزن إن شاء الله جلنا نقول نرد وضع مزيول المستشفى مزصة وإن شاء الله بياخد نضال لأنه قاعدة الشركة اللبنانية قاعدة تغن تسلم التغيير زلرنا إن بس قالب قاعدة تسلم معدات لارن إيش لاس يعني باش لارن دوما إن شاء الله حتى موظفين تخصيت لازلرنا إداريين سواق ومين مخزن hem iş e, e, idariyat kamelde basit Haydar Türk söz. Şimdi bültenimiz Muhammed Abdulsalam'ın aktaracağı spor gelişmeleriyle devam ediyor. Diçekeder mesafetçi Ahmet Erzoğlu. Evet sevgili seyircilerimiz kısa bir aradan sonra spor bülteni ile devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Irak Süper Lig kulüplerinin temsilcileri, Süper Lig'in oyunları belirtilen tarihte uygulanması konusunda bir talepte bulundular. Hadi Rakya Spor muhabiri şunları aktardı. Bu ayın 16'sında Süper Lig oyunları başlatılmama konusunda şüpheler var dedi. Hekler ayrıca Irak Süper Lig kulüplerinin temsilcileri, Süper Lig'in oyunları belirtilen tarihte uygulanması konusunda talepte bulundular dedi. Irak milli futbol takımının yıldızı Monet Ali, Portekiz Ligi'nin Bortimoninsi ekibine oynamak için forma numarasını seçti. Monet El Duhail kulübünden resmi olarak Portekiz Bortimoninsi kulübüne transfer edildi. Mimi Bortimoninsi ekibine 13 numarayı giyecek. Verilen bilgilere göre Monet önümüzdeki hafta Sporting Lisbon ekibine karşı ilk maçını tamamlayacak. Daha önceden Bortimoninsi ekibine karşı daha doğrusu daha önce Portimo, Ninsi ekibi Lisbona ekibine karşı 1-0 yenilmişti. Sevgiler, Irak Basketbol Federasyonu, Irak Milli Basketbol Takımı, Katar ülkesine gitmek için oyuncularının listesini açıkladı. Bu kamp bu ayın onunda Kral Abdullah Şampiyonası'na katılmadan önce 2021'de Asya elemelerinden önce geliyor. Liseye dahil edilen oyuncular Muhammed Salah, Ali Muayyed, Senar İyad, Karar Casim, Zülfikar Fazıl, Ali Hatem, İhab Hasan, Teymur Hüseyin, Ali Abdullah, Muhammed Emin, Zülfikar, Fahim, Diyamaro Mayfield, Abbas Hadi ve en son Ali Abdullah. Tottenham, Manchester City ikinci yarıda devirdi. İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur sahasında Manchester City 2-0 yandı. İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham Hotspur maçı Manchester City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur stadyumunda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Tottenham kazandı. Manchester City 40. dakikada İlkay Gündoğan'la, daha doğrusu Gündoğan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Oleksandar Zinchoko 40 ve 60. dakikalarda götürdüğü iki sarı kartın ardından oyun oyundan ihraç edildi ve Manchester City 10 kişi kaldı. Tottenham 63. dakikada yeni transferi Steven ile maçtaki ilk golünü buldu. Hanging Minson, Son 71. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonucun ardından Tottenham puanını 37'ye yükseltti ve ilk 4 arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Manchester City ise 51 puanda kaldı ve lider Liverpool arasındaki fark 22'ye çıktı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin La Liga 22. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Levante 2-1 yandı. Barcelona'nın ilk yarıda gelen gollerini 17. yaşındaki, daha doğrusu 17 yaşındaki Warbeti Ansoma Fatih dakika 30. ve dakika 32. attı. Fati'nin 2 dakika attığı ki golden de asistini Lionel Messi vardı. La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Lavandi karşısında attığı gollerle de yeni bir rokara imza Fatih 17 yaş ve 94 günle La Liga tarihinde bir maçtaki iki gol atan en genç futbolcu oldu. Karşılaşmada Levanti'nin tek golünü ise uzatmalarının oynadığı 92. dakikada Rochon'dan geldi. Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı. Evet sevgili seyircilerimiz biz bitirdik. Şimdi de meslektaşım Ahmet Terzioğlu'ya dönüyoruz. Bizden hoşçakalın. Teşekkür ederim efendim. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi hükümeti kurmak aşamasında başlamaya ve dün Cumhurbaşkanı Beram Salih tarafından atanmasından sonra programlı meclis kubbesi altında oy vermek üzere meclise sunmayı hedefliyor. Tahrir Meydanı ve yaklaşımları reform adımlarının tamamlanmasını isteyen Barış'ı bir gösteriye tanıklık etti. Ordu Genelkurmay Başkanı Korgenlar Osman El Ganimi, Irak'taki NATO temsilciliği başkanı ile bir dizi önemli noktayı, özellikle NATO'nun son dönemdeki çalışmalarının yeniden değerlendirmesini içeren konuları el aldı. Diyal bağlı Karadeba kazabası halka asfaltlama çalışmaları gibi hizmet projelerinin var olması ve devam etmesine rağmen kasabada herhangi bir hastanenin bulunmamasından dolayı şikayet ettiler. Çin'in Wuhan şehrindeki bir grup lisans öğrenci tıpkı yabancı ülke vatandaşlarının geri kalanı gibi kendilerinin de bir an önce tahliye edilmelerini çağırdılar. Suriye ordusu birlikleri dört bombalı araçla yapılan bir terör saldırısına karşılık vererek geri püskürttü. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.